Şimdi kışın yün kazaklarımızı giydik, anguru kazaklarımızı giydik, %100 yün kazaklarımızı. Ne bileyim evdeki annemiz de ya da gençlerin birçoğu bilmiyor. Attı makineye, tabii karıştı canım. Diğer malzemelerin arasında, kıyafetlerin arasında. Ya da kurutucuya arasında. Falan girdi yanlışlıkla. Küçücük kaldı. Onu işte büyütüp giyilebilir hale getirmek aslında evde bulunan malzemelerle mümkün. Bu gerçek mi? Gerçek. Kazak büyüyor yani. Tabii ki. Ya harika bir şey bu. Çünkü şöyle bir şey düşün. Doğru malzemeyi kullanırsan ve doğal yünse saçımız gibi o açılmaya ihtiyaç duyuyor. Açılacak malzemeyle de onu harmanlarsan yün gevşiyor ve açılıyor. Çok dolayısıyla güzel. Da iyice hani derler ya düdük kadar yapmadıysanız o daha giyilebilir, daha güzel bir hal alıyor. Evet, neyle yapıyoruz bunu? Neyle yapıyoruz? Yapayım, gösterelim lütfen, mi? Lütfen, tabii ki. Ay kazak da gelmiş. Tabii. Fidan'ın kazağı. Fidan ördü bunu. Ah canım. Fidan kızını örmüş bak. Örmüş ve bu sonra şişmiş mi bu kazak? Evet, görüyoruz evet. Zaten. Böyle bu kazak kıtık kıtık olmuş. Nereye attın Fidan abla bunu? Makinede mi yıkadınız? Makinede bu el örgüsü, ay harika kazak. Hem de nasıl örmüş, ne hale bakar gelmiş. Mısın, ne kadar da şıkmış. Şurada bir şeyleri devirdin mi? Buyurun, devirdin buyurun. Mi? Şimdi çamaşır makinesi yumuşatıcısı. Düz bir, suyun içine koyduk evet, değil mi? Evet, düz suyun içine. Peki. Çamaşır makinesi da kullandığınız yumuşatıcıyı koydunuz. Evet. Saçınızı yıkarken kullandığınız saç kremi. Biraz da üstüne saç kremi. Kazağa saç kremi konduğunu ilk evet. defa görüyorum. Ama ne yapıyor? Saçını nasıl açıyor? Bu saç kremi yumuşacık bir hal alıyor. Evet. Boyalı saçlarda özellikle. Şöyle gösterelim. Evet. Bakın. Bunda da aynı şey söz konusu oluyor. Ve bebe şampuanı. Bu üç malzemeyle bebe şampuanı, evet. Saç kremi, saç kremi yumuşatıcı ve çamaşır yumuşatıcısı. Bundan birkaç saat, hatta bir gece bekletirseniz yün bütün liflerini minik minik böyle sakinleşiyor. Açıyor. Sakinleşiyor. O kıtık kıtık toplanmış halleri yavaş yavaş açılmaya başlıyor bak. Şöyle gevşemeye ve açılmaya başlıyor. Böylece giymeyeceğiniz, hele kocanızın kazağını falan yıkadıysanız yanlışlıkla. Çok para verir yanlışlıkla. Eyvah. Hemen ne yapıyorsunuz? Biraz bebe şampuanı, biraz saç kremi, biraz evde çamaşır yumuşatıcınız varsa onları hepsini leğendeki bir suya koyuyorsunuz. Evet. Kocanızın sinirlerini kabartmadan, abartmadan bütün kazağın şeyleri, lifleri incecik incecik açılıyor. Harika oldu. Aynen. Bir taraftan da elindeki deterjan almaya çalıştım senin ayakkabıyı yapacaksın diye. Mükemmel. Bu bir gece kalıyor Meltem abla, evet, doğru mu? Evet. Bir gece kaldıktan sonra problem kalmıyor. Harika.